istiyorsun? Ama ne istiyorsun? Ay çok güzel benim kızım. Ay çok güzel, çok güzel. Böyle canıma canıma koyasım geliyor. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere Ocak ayının şöyle bir değerlendirmesini yapacağım. Neler yaşadım, neler yaşamadım, olumlu olumsuz sizlere paylaşmak istiyorum. Belki böylelikle siz de benim yaşadıklarımdan hani ya bir ortak payınız vardır ya da bir hani size böyle motivasyon verecek bir şey keşfedersiniz konuşmalarım içerisinde. Umuyorum ki faydalı bir video olur. 2020'nin şöyle genel bir değerlendirmesini yapacak olursam aslında benim açımdan pozitif geçti diyebilirim. Bir, bol bol evde oturdum pandemiden dolayı. Kendimle baş başa daha çok kaldım. Ben kendimle yalnız kalmayı seviyorum. Kendimle kaldığım zaman kendimi yalnız kalmışmış gibi hissetmiyorum. Bazen biliyor musunuz böyle 5-6 kişi bir toplulukta bir masada oturuyoruz. Ben aslında kendimi orada bazen yalnız hissediyorum. Çünkü gidemiyorsun oraya bırakıp başka bir dünyaya gidemiyorsun. Onları dinlemek zorunda kalıyorsun. Onlar tam senin hiç dünyanın olmayan bir şeyi tartışıp konuşuyorlar ve sen orada yapayalnız kalıyorsun. Öyle olmaktansa aslında kendimle baş başa, kendimle düşünmeyi, işte sevdiğim şeyleri yapmayı, daha özgür, rahat hareket etmeyi daha çok seviyorum. 2020'de keşfetmediğim duygularımı keşfettim. Ondan sonra ya güzel anılar biriktirdim aslında. Güzel geçti benim açımdan. Genel olarak şöyle bir baktığımda güzel geçti. Şu anda hatırlıyorum negatif ne vardı diye. Gerçekten negatif aklımda herhangi bir şey yok. Tabii ki dönem yaşanmaması gereken şeyler oldu ama onların şu an hiç önemi yok. Yani o kadar ki unutmuşum, hatırlayacak derecede değilim. Hani size şu anda aktaramıyorum. Daha çok pozitif diyebilirim. İşte bol bol evde kaldık, kendimize ilgilendik derken 2020'nin de artık lanet bir sene olduğunu düşünerek bütün üniversum olarak hani bir an önce gitsin de kurtulalım o hissiyatla mıdır nedir bilmiyorum. Tabii ki ben de 2021'i büyük bir coşkuyla karşıladım. 2020'nin son gecesinde zaten hani 20'ye 21'e girince kızımla birlikte geçirdim yılbaşını. Zaten size burada etrafımda olup biteni sosyal medyalarda paylaştım. Bizim köyde aslında yasaktı. Havai fişek de her şey de yasaktı. Ama ona rağmen ilk başta Katolik Kilisesi başladı. Şöyle bir 20 dakika falan onlar yaptıktan sonra artık halk da yapmaya başladı. Evet çok güzeldi, iyiydi. Tamam hava kirliliğine kötü ama o havai fişeklerin sesi gerçekten insana coşku veriyor. Aşırı olmamakla beraber aslında iyi. Ben kötü de bulmuyorum. Mesela benim için aslında şeyinki yeterdi. Hani kilisenin yaptığı şov yeterdi. Diğerlerine gerek yoktu diye düşünüyorum. Çünkü gece 2'ye kadar sürdü. Kedilerin tabii ki o gürültüden çok korkuyorlar. Ona rağmen güzel geçti. Bütün köyde işte sesler duyuyorum. Herkes balkonda bağırıyorlar. Birisi ikisi dışarıya çıkıyor. Orada havai fişekler patlatıyor falan. Çok güzel bir geceydi diyebilirim. Bu şekilde geçti. İşte televizyonda sevdiğimiz müzikler, diziler, filmler. İşte kızımla beraber güzel bir sofra hazırlayıp yemek. Benim için gerçekten güzeldi, pozitifti. 2021'in daha doğrusu ocağın ilk gününde de tabii ki kızımla geçirdim. Yine pozitifti. Güzel bir kahvaltı yaptık ve benim üzerimde inanılmaz garip pozitif bir enerji vardı. Sanki bu 21 geldi. Şimdi bu sene daha güzel olacak. Öncekinden daha güzel olacak. İnanır mısınız? Ben her sene nedense bunu düşünüyorum. Her sene içimde böyle yeni bir seneye girdiğimde yeni yaş alıyorum oysa ki geçmişi geçmişte bırakıyorum. Ama yeni seneye girdiğim zaman yani yeniyi çok seviyorum ya. Ben geçmişe takılmak istemiyorum. Bazı şeyleri böyle düşünmek istemiyorum. Diyorum ki ya hatırayı da hani bırak çok eski sakla bir gün zamanı gelirse çıkartırsın gibi. Hiç böyle geçmişten bir şey hatırlamak istemiyorum aslında. Bazı şeyleri de zaten aklımdan siliyorum hani gereksiz hiç hatırlamıyorum. O sadece bir deneyim tecrübeydi diye. Çok düşünmek takılmak istemiyorum. Böyle. Ondan sonra ben tabii ki kendi kendime birçok karar almıştım. Daha 2021'e girmeden önce bazı kararları almıştım. Sonra rutine koymak istedim. Mesela beslenme konumu düzelttim. Beslemeyi gerçekten şu anda yaklaşık 3 haftadır tek öğün besleniyorum. Aslında bu sefer amacım da kilo vermek. Çünkü aynaya baktığımda kendimi hissetmiyorum. Kendime olan özgüvenim
azaldı diyebilirim. Çünkü neden? Artık istediğim kıyafetleri giyemiyorum. Çünkü bel tarafımda biraz yağlanma oldu. Eskiden hani basenlerim, bacaklarım varken de belim ince olduğu için yine de özgüvenli giyinebiliyordum. Yani neden artık bol bol şeyler alıyorum? Bir şey alırken aman belimdeki yağ görünmesin. Bu düşünce bile bana baskı yapıyor. Hem görüntü açısından hem sağlık açısından beslenmemi değiştirdim. Yaklaşık 3 haftadır ki tek öğün besleniyorum. Çünkü evdeyim, o halden dolayı bütün İsviçre kapalı ve bizler de çalışmıyoruz, evdeyiz. Hani en azından çalışana kadar bunu tek öğün yapayım. Ondan sonra aralıklı oruca başlarım tekrar. Yani günde 2 defa beslenmeye başlarım. Artık o şekilde beslenmek istiyorum. Hani böyle çok istisna olur, tatile giderim. Orada hiçbir daha bulamayacağım bir şeyi yerim. Mesela Maraş, orijinal Maraş dondurmasını bulamam, orada bulurum, yerim gibi. Böyle aslında hoş süt ürünlerini de bıraktım. Sütü de almıyorum. Sadece şu anda bırakamadığım feta peyniri. Onu da bıraksam iyi olur. Yoğurt da yiyorum aslında. Yavaş yavaş böyle, yani sütü bıraktığımı söyleyeyim. Yani süt şu anda kullanmıyorum. Ne ram ne süt, o tarz şeyler kullanmadığımdan dolayı yemek tarzım da bayağı bir değişti. Çünkü benim bildiğim hep böyle işte Güney, Doğu, Akdeniz, Doğu yemekleri, daha çok o tarz yemekleri yaptığım için hani Türkiye'den bahsediyorum. Yoksa Avrupa'daki yemeklerin hepsi haşlama zaten. Sozalar genelde hazır satılıyor. Hoş, kendim de yapıyorum ama onların içerisine bile süt ve ram giriyor. Onun için sütü bıraktım. Çünkü sütün artık bende hazımsızlık yaptığını ve içtikten sonra üzerimde ağırlık yaptığını ve karnımın şiştiğini görüyorum. Onun için süt ürünlerini mümkün mertebe kullanmamaya başladım. Tabii ki pastaların içinde, keklerin içinde, bundan dolayı da birçok şeyi bıraktım. Şimdi marketlerden geçince, şimdi hep böyle sağlıklı şeyler alıyorum ya, böyle o sağlıksız cips raflarına bakıyorum, işte bisküviler falan böyle yapıyorum. İyi bunlar. Yanlarından geçiyorum. Kusura bakmayın, belki içinizde onlar çok seven, nimet olarak algılayan vardır ama ben onlara nimet olarak bakamıyorum çünkü hepsi vücudumda zehire dönüşüyor. Aslında beni yavaş yavaş azar azar böyle hayatımı, ömrümü kısaltıyor, sağlığımı tehlike altına aldığı için ben o tür ürünlere nimet diyemiyorum. Belki sizler için farklıdır. Onun dışında mutfağım bana sürpriz oldu. Ben 12. ayda ev sahibine artık baskı yapınca, hani ya bunu yaparsanız ya da ev kirasından düşün, olana kadar, yaptırana kadar, çünkü bu fiyata hak etmiyor diye. Tamam, konuşalım bakalım filan, bir iki kişi geldi ama hep onlar da konuşma sırasında işte şu anda o haldeyiz, ancak Mart, Nisan gibi falan derken birden böyle ilk pazartesi günü hemen telefon geldi. Salı günü geldiler, pazartesi pardon. Evet, pazartesi telefon geldi, salı mutfağa baktılar, çarşamba perşembe de yapıldı diye hatırlıyorum. Yani sonra da her tarafa böyle detaylar kalmıştı. Onlar da bu önümüzdeki hafta bitti ve şu anda mutfağım tamamlandı. Yani evet, yenilendi, beyaz oldu, daha temiz, daha güzel durdu. İçeri girdiğinde gerçekten içim açılıyor. Önceden çok karanlık, kaba, böyle kasvetliydi. Onun dışında evde birçok yenilik yaptım. Eve yeni yeni şeyler aldım. Dekoratif, işte ayna olsun. Mesela yedek odam birazcık eksiklerini düzelttim falan derken. Tabii ki benim bu minimalleşme, sadeleşme yolculuğumda tam gaz devam ediyor. Gerçekten artık bazı şeyleri de diyorum, Sibel bekleme artık. Bunları da birine bağışla. O şekilde, o mantıkla. Ve ben geçen hafta 100 gün challenge yaptım. Hani her gün bir şey elimden çıkartmak istiyorum. Bu bir mobilya da olabilir, bir kalem de olabilir, bir kibrit kutusu da olabilir, bir boncuk da olabilir. Yani bir yere koydum, bir gün lazım olur dediğim şeyin oradan çıkıp artık elimden çıkması, bu evden çıkmasını istediğim için 100 gün boyunca sadeleşme challenge. İşte her gün bir şeyi oradan, evden çıkarttığım zaman onu da zaten Instagram storylerinde görüyorsunuz. Oradan paylaşıyorum. Takip etmek isterseniz siz de yapabilirsiniz. Galiba bugün 4. ya da 5. gün olacak. Bugün bir tava çıkardım elimden. Evet, bugün bir tava çıkardım. Onun dışında egzersiz. Şu anda yürüyüşe çıkamıyorum. Hava çok soğuk. Çünkü Ocak ayında gerçekten inanılmaz, yani 2 hafta boyunca kar yağdı. Bayağı bir doluydu. Hatta balkonumda 35-40 santime kadar kar yükselmişti. Sonra bir yağmur geldi. Tekrar kar geldi. Bir yağmur geldi. Şu anda hoş, her taraf... Hani yağmur yağıyor ve her tarafta o karlar eridi. Sadece yüksek dağların tepelerinde görüyoruz.
Onun dışında aslında güzel, pamuk pamuk bir aydı. Gerçekten çok severek geçirdiğim, evde sıcacık, kendimle, evle ilgilendiğim bir aydı. Dolayısıyla pek dışarıya çıkamadığımdan dolayı egzersizi de evde yapıyorum şu anda. Hani ileride tekrar yürüyüşe çıkarım, belki koşuya çıkarım, belki başka şeyler yaparım ama şu pandemi tamamen gidene kadar aslında benim fitness centerlere gitme gibi bir isteğim yok. Çünkü gerçekten oradaki atmosferden yani motivasyon oluşmuyor. Spor yapmak için motivasyon oluşmuyor. Bilmiyorum. Herkes de böyle bir işte buralarda maskelerle dolaşmak falan, işte su içerken maskeyi iç, tekrar böyle o aradaki karton piyerler gerçekten çok sıkıcı, çok bunaltıcı. Çünkü kendini kapalı bir alandaymış gibi hissediyorsun ve etrafındaki olan biteni de görmüyorsun. Hani güzel bir şey değil. Hani hoşuma gitmiyor. Onun için evde egzersiz yapıyorum. Aralık ayında haftada 3 yapıyordum. Şimdi her gün yapıyorum. Her gün en azından 20 dakika, 25 dakika, bazen 30 dakikayı buluyor. Egzersiz yapıyorum. İşte squat yapıyorum. Bacak, karın, kas çalıştırma antrenmanları yapıyorum. İşte ne bileyim, duvara yaslanıyorum, böyle sayıyorum 100'e kadar, sanki duvarı ittirir gibi, şu iç kaslar için, kolun altındaki kaslar için. Buna benzer işte YouTube'a bakarak, Pinterest'e bakarak bu tarz şeyleri yapmaya çalışıyorum. Ki hani ileride tekrar fitness'e başlarsam da hani böyle üzerimde bir şey olmasın, ne diyorlar, performansım olsun o zaman, hani şey yapmayayım, tekrar böyle ağrılı kas ağrılarıyla eve gelmeyeyim diye. Onun dışında ya size bir filmden, bir diziden bahsetmek istiyorum. Mesela Kırmızı Oda'yı bana kızım çok önermişti. Ben tamam bakarım, bakmam. Hatta Türkiye'de de birçok şeyde duydum insanlardan, hani Kırmızı Oda, Kırmızı Oda diye bayağı bir şey yapmıştı. Ve ben o Kırmızı Oda'ya 2 ya da 3 bölümüne baktım. Kızım dedi, anne izle bunu mutlaka. Hatta kızım geldi, birlikte izledik. Bunu mutlaka izle dedi. Hani dedi, ben 3 gündür ağlıyorum. Ne öyle bir şey söyleyince ben şaşırdım. Yani düşünsen arkadaşlar, siz canınızı acıtmak için kendinize bir şey yapıyorsunuz. Yani kapıya elinizi koyun, böyle sıkın orada kolunuzun acıdığını. Yani kendinize bunu yapabilir misiniz? Hayır. Neden o zaman kalbinizi acıtıyorsunuz? Neden düşüncelerinize zarar veriyorsunuz? Hasara uğratıyorsunuz? Neden bu tarz dizileri izliyorsunuz? Bunlar insanların ruh hali için iyi değil. Sizi üzen, size geçmişte paylaştığınız bir şeyi anımsatan, o dizide olan bitenlerin %90'ını ben yaşamadım. Ama yine de insan etkileniyor. Neden? Yani ben bir şey gördüğüm zaman inanın sosyal medyada korkuyorum. Hani başlığa bakıyorum, ha kötü bir şey önüme çıkacak. Hemen o sayfayı geçiyorum böyle. Siz neden kendinize bu kadar acı çektiriyorsunuz? Ne kadar seviyorsunuz bu duyguyu? Gerçekten öyle, hani o diziyi bir çocuğa izleyin, o çocuk etkilenir, çok kötü etkilenir, yani büyükler bile etkilenir. Yani ruh sağlığınız için gerçekten bu tarz dizilerden uzak durmanızı öneririm. İnanın iyi değil. Yani ben diziyi, tamam oyuncular iyi oynayabilir, her şey iyi olabilir ama dizinin konusu yok, neymiş bizim Anadolu'nun falanı filanı, yok yani, izlemeyin öyle şeyler. Gerçekten kendinize zamanınızı başka şeylere verin. Ben insanların ruh sağlık açısından sağlıksız bulduğum için diziyi izlemeyi kestim, izlemiyorum çünkü kendime kötülük yapmış olurum. Onun için diziyi izlemeyi bıraktım. Başka daha önceki ayda şey izlemiştim aslında. Bir Başkadır izlemiştim ama orada kalsın. Onun yorumunu yapmak istemiyorum. O geçmişte kaldı. Ama genel anlamda çok güzel bir filmdi diyemem. Çok başarılıydı diyemem. Çünkü ben Almanca versiyonunu dinledim. Türkçesi gibi belki duygulu olmayabilir. Ben Almanca izlediğim için, yani Alman birisi izlediğinde kilise şöyle oluyordur. Aa, bunlar bu zamanda mı yaşanıyor? Yani anlatabildim mi? Belki oradaki olayların çoğu olup bitiyor ama Alman, İsviçreli oturup onu dizesin. Aa, çünkü Türkiye'yi farklı görüyorlar, işte bu Türk işleri bir araya görüyorlar. Antalya'ymış, İstanbul'muş, falanmış, filanmış. Aa, Türkiye'de bunlar mı yaşanıyor? Çünkü Türkiye'deki mesela kapalı insanlar, tesettürlü, türbanlı insanlar, Avrupa'da yaşayan insanlar da gerçekten modern, yaşam tarzları modern. Yani Türkiye'deki gibi değil. Onun için belki onlar o şekilde düşünüyordur. Ha, bir de şundan bahsetmek istiyorum.
Benim çevremde tanıdığım, benim yaş grubumda olan ya da benden birazcık daha büyük olan birçok arkadaşım, İsviçreli arkadaşım, Alman arkadaşım aslında Katolik olarak doğuyorlar ama sonradan bu son zamanlarda bir evangelist ya da Türkçesi evangelist inancına daha çok bağlanmaya başladılar. Bu konu üzerinde konuşunca hani ben kendisine dedim ki neden bunu istedi, neden bu yolu tercih ettin falan diye. Kendisi de dedi hani ben sana bir kitap vereceğim onu okursun diye. Bunu bana hediye etti. Bu evangelistlerin yeni İncil'i diyeyim size o şekilde. Okudum. Bu din hakkında ben yorum yapmak istemiyorum arkadaşlar. Din, inanç bunlar hepsi bence tabu olmalı. Bana göre hiç kimse dinini dış görüntüsüne sergilememeli. Benim sadece şaşırdığım bu biraz böyle tutucu, daha böyle muhafazakar bir inanışta ama benim arkadaşlarımın hayat duruşuna, yemesine, içmesine, sosyal aktivitelerine bakıyorum. Bu kitapla uyuşmuyor. Bir şeyler doğru değil bana göre. Hani bunu yanlış bulduğumdan değil. Ha, kendim kişisel olarak belki bana ters gelen birçok şey vardır. Ama buna inananlar da var. Sonuçta bunla, bu da onlar için birçok insan için kutsal bir şey. Hani burada bunu kötülemek, karalamak bağımında değil. Sadece arkadaşlarımı anlamak, onları benimle bir şey konuştuğunda, iletişime geçtiğinde, bunun üzerine konuştuğunda beni hani onlara empati kurmak için okudum. Şimdi elimde buna benzer başka bir kitap var. Onu da okuyorum. Sadeleşme konusunda eve bir şey getirdiğimde bir şeyi de mutlaka çıkartıyorum. Şu yan tarafta resimde gördükleriniz koltuktu, işte ne bileyim süs objeleriydi, ona benzer şeyler elimden çıktı. Bu yanda gördüklerinizi yani bunlardan tekrar gelir aldığım şeyleri buraya koyacağım ya da büyük şeyleri buraya koyacağım, göreceksiniz. Bir şey eve aldığım zaman mesela bir koltuk mu geldi? Onun yerine başka bir koltuk ya da ona benzer büyük bir şey çıkmalı. Yani artık öyle bir şey olmuş ki bu sadeleşme bende. Gerçekten 2021'e kadar hedefim daha da sadeleşmek. Daha çünkü şöyle istiyorum. 2021 şimdi yine pandemiyle geçecek ya. Yarım sene öyle geçecekmiş gibi geliyor bana. Sonra da işler yoğun olacak. Çünkü her şeyi bıraktık tekrar mağazaların içinde bayağı bir düzenlememiz gerekecek. Yeni baştan, sil baştan ve ben çok yoğun olacağım. Ve ben çok iyi biliyorum, adım gibi biliyorum ki benim müdürlerim yine beni oraya buraya gönderecekler düzenlemem için. Ondan dolayı diyorum ki bu sene eve odaklan, evi istediğin gibi minimalleştir ki gelecek yıl gezebilesin artık. Kendin spor yapabilesin, fitness center'e gidebilesin. Bakın 2022'nin hayallerini kuruyorum şu anda. Gezip tozabilesin, daha çok farklı yerlere, şehirlere, ülkelere gidebilesin. İçimde böyle bir şey var. Onun için bu sene gerçekten şu evim yani ultra maksimalistlikten şimdilik maksimalistim hala. Tam da böyle minimal olmadığımı düşünüyorum kendi açımdan. Bu gerçi minimalizmde bir tarzı var. İşte ultra minimalizmde işte bu Japonların sadece birkaç parçayla yaşadıkları gibi. Ben onu da hastalık derecesinde buluyorum. Çünkü bir hapishanede kalan bir insanın bile eşyaları o kadar değil. Yani başka şeylere ihtiyacı oluyor. Bir odanın içerisinde kalan bir insanın bile. Ama umuyorum büyük de konuşmayayım kendim o zamana gelmem. Ama onun dışında daha evimde çok şey var. Gözümü yoran, kalabalıklaştıran çok şey var. Zaten Ocak ayı boyunca her gün bir şeyler çıkardım. Sizler görmediniz. Ben o 100 günlük challenge'e tam sonlarına doğru başladım ocağın. Her gün evden bir şey çıkardım. Gerçekten bu çoraptı, iç çamaşırıydı, işte eskimiş bir iç çamaşırıydı, ne bileyim. O kadar çok şey çıkardım ki şu anda hatırlamıyorum. Mutfağımda bir sürü birçok şey çıkardım. Bu çeşni takımları falan gereksiz o büyük büyük kutuların hepsini çıkardım. Sadece minik 3 tane bıraktım. Ama bu demek değildir ki sadece bu şekilde. Çünkü mutfağım düzenli olmalı, kullanışlı ve konforlu olmalı. Ben konforlu ve geniş bir alan istiyorum. Benim dairem de küçük. Hani bunu şimdi algılayabildim. Ve daireme göre çok ürün olduğunu düşünüyorum evin içinde. Onlardan kurtulmak istiyorum. Onun dışında galiba Ocak ayıyla söyleyeceklerim bu kadar. Şubat ayının ortalarında beni yoğun bir iş bekliyor. Çünkü dediğim gibi her tarafı düzenlememiz gerekiyor. Ama pozitifim. Çünkü yeterince tatil yaptığımı düşünüyorum. Hoş daha 5 hafta tatilim var kullanmam gereken. Böyle arkadaşlar. Bakalım Şubat ayı bize neler getirecek, neler değişecek, neler olacak bilmiyorum.
sürprizlere bırakıyorum ama pozitif olacağına inanıyorum, pozitif geçeceğine inanıyorum. Ocak ayını böylelikle bitirmiş olalım, kapatalım. Eğer siz de bana anlatmak istedikleriniz varsa Ocak ayında neler yaşadınız, olumlu olumsuz, kısaca onları da videomun altına bırakırsanız, ben de duyarsam, ben de dinlersem sizi iyi olur. Böyle arkadaşlar. Ben Sibel, sevgiyle sundum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.